Hoş geldiniz. Karşıt Görüş'te karşıt görüşlüleri bir araya getirmeye devam ediyoruz. Fikirler tartışsın diyoruz. Günceli konuşmaya devam ediyoruz. Bugün de iki özel konuğum var. Gündemi değerlendireceğiz ama gündemin haricinde azınlık haklarını konuşacağız. Demokratik açılımı konuşacağız. Karşıt Görüş başlıyor. Demokratik açılım süreci, DTP'nin kapatılması, siyasi yasaklar, Patrick Bartolomeus'un röportajı, Alevilerin devletten talepleri ve siyasi parti kurma hazırlıkları. Yeni bir seneye sayılı günler kala Türkiye bunları konuşuyor. 2010 yılına bu tartışmalarla giriliyor. Balçiçek Pamir'le Karşıt Görüş bu hafta demokratik açılımın ve azınlık haklarının tüm unsurlarını iki konuyla masaya yatırıyor. İsmet Özel ve Ahmet Turan Alkan'la Ruhban Okulu'ndan Alevilere ve Türk-Kürt kimliğine kadar gündemdeki tüm konuları mercek altına alıyor. Konuklarımızdan biri İsmet Özel, şair ve yazar. Gençlik yıllarında sosyalistti. 70'lerin ortalarından itibaren İslamcı görüşü benimsedi. Son dönemde milliyetçi, Türkçü tezleriyle gündeme geliyor. Şiir, deneme ve çevirilerinden oluşan onlarca kitabın yazarı. Özel diyor ki, ben öteden beri diyorum ki Türkiye'de bir sonuç elde edilecekse Kürtler asimile edilecek, Aleviler sünnileşecek. Bu konuda öyle dolaylı bir ifadeyle ya da başka bir yol aranarak bir yere varılması mümkün değil. Türkiye bir şey olacaksa böyle olur. Bir Kürt bana benzemekten fütur ediyorsa yol açık olsun. Çünkü ben Müslümanlığıyla övünen, ırki bir iddia gütmeyen, Türkiye'nin sosyal bakımdan sağlıklı olmasını savunan bir insanım. Eğer bir Kürt bana benzemeyi istemiyorsa o zaman bazı kötü şeyler istiyor demektir. Sünnilik, Yıldırım Bayezid'den beri esas unsur olmanın bir alametidir. Yani kenarda kalmamanın. Devletin belirlediği yapının esas taşı olmanın bir işaretidir Sünnilik. Alevilik aslında doğrudan doğruya bir kalıntı, bir ilkelliktir. Henüz Sünni olmadığı için Alevi. Adam Kürt, Boşnak, Laz, Çerkez olup da Müslümanlığını vazgeçilmez sayıyorsa buna biz Türk diyeceğiz. Türk denilmesini istemezse de kendisi bilir. Biz ona Türk demeye hiç meraklı değiliz. Kesinlikle Türk denilmesini istemeyene Türk demeyeceğiz. Neden Kürtçe Mevlid okunuyor da Kürtçe Bergson basmıyorlar? Bassınlar da görelim. Kürtçe nasıl bir dinmiş? Mevlid okuyorlar çünkü bu toprakların cevherinin gücünden istifade etmenin yolunu arıyorlar. Diğer konuğumuz Ahmet Turan Alkan, Zaman Gazetesi yazarı. Yayınlanmış 19 kitabı var. 1985'ten 2008'e kadar Cumhuriyet Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünde öğretim üyeliği yaptı. Milliyetçi çizgiden geliyor ve milliyetçi muhafazakar görüşleriyle tanınıyor. Alkan diyor ki, Kürt meselesinin çözümü için hemen her kesimin ortak bir anlayışla bir araya geldiği şu günlerde adalet kavramını yeniden hatırlamalı ve çözümün içini mutlaka bu değerli kavramla doldurmaya çalışmalıyız. Herkes gibi Kürtler de adalet istiyor ve bu son derece tabii bir haktır. DTP artık yok fakat bu dünyanın sonu değil. Yeni parti, hatta yeni partiler kurulur. Siyasi temsil ihtiyacı karşılanır ve belki bu esnada hep o hasretle beklediğimiz bizim Kürtler, aklı başında makul insanlar, demokratlığı, ırkçı hassasiyetini önüne getirmiş yerli Kürtler, bu patırtı esnasında Kürtlerin de ara sıra saçmaladıklarını telaffuz etmeye cesaret edebilen akil adamlar öne geçebilirler. Aklımdan ve gönlümden geçen budur. Saklayacak halim yok. Açılım tartışmaları esnasında Kürtlerin ve diğer gadre uğramış toplulukların haletini anlama noktasında önemli bir empatik eşiğe ulaşıldı. Türkiye'de bir Ermeni gündelik hayatta ne gibi etnik ve dini önyargıları göğüslemek zorundadır. Bir Kürt sadece Kürt olduğu için ne gibi zorluklara uğrar? Alevilerimiz şu gün bile hala dini aidiyetlerini açıklamakta ne gibi zihni tereddütler geçirmektedir? Sorularını artık önemsiyor ve muhtemel cevapları zihnimizde canlandırmaya çalışıyoruz. Alevilerin eskiden asla akıllarına bile gelmeyecek şekilde gerektiğinde Alevi kimliğini belirtmelerinden hoşnutluk duyuyorum. Sünniler arasında da Aleviler hakkında beslene gelen kötü ön yargıların giderek aşınmakta olduğu bir gerçektir. Cem geleneği hakkında kulaktan fısıldanan kötü imalar, ekranına uygun tarzda icra edilen bir Cem'i seyredenlerin şehadeti önünde dağılıp gidiyor. Öteden beri sayıca az olsa da süre gelen Alevilerle Sünniler arasındaki evlenme vakalarının artmasını ve yaygınlaşmasını diliyorum. Yakınlaşmak anlamaktır çünkü.
Bu iki topluluğun arasını soğutmaya çabalayanlar da esasen anlayış ve yakınlaşmayı ortadan kaldırmak istiyorlardı. Balçiçek Family Karşıt Görüş başlıyor. Zaten asıl dert o zaten, değil mi? Evet, Karşıt Görüş'te iki özel konuğum var. İsmet Özel, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ahmet Turan Alkan, hoş geldiniz. Sağ olun, hoş bulduk. Konu başlıklarını belirlemiştik aslında, azınlık haklarıyla özellikle konuşacaktık demokratik açılımını, ama tabii gündemde bir de Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'a düzenlendiği iddia edilen suikast olayı var. Ahmet Bey, sizden başlamak istiyorum. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Genelkurmay'ın konuyla ilgili açıklaması var. Bununla başlayalım, biraz bunu konuşalım istiyorum izin verirseniz. Şimdi burada askerlerin psikolojisi hakkında bir küçük arkeoloji yapmamız lazım. Buyurun. Askerler kendilerini bu son derece hızla olup biten şeyler karşısında biraz mağdur hissediyorlar. İmiş yani, duyduğuma göre. Ve toplumun kendilerine yönelik o eski, alışıldık, bildik, takdir edici, güvenici, son kertiye kadar itimat duyucu tavrının çözülmesinden rahatsızlık duyuyorlarmış. Bu sıkıntının muhtelif şekillerde dışa vurulacağı bekleniyordu. Ama doğrusu böyle çılgınca bir şey akıldan geçmiyordu. Suikast çılgınca dedi. Evet, her şeye rağmen bunun bir iddiadan, bir vehimden ibaret kalmasını temenni ederim. Ama bugün Genelkurmay'ın yaptığı açıklama problemi problemi çözmekten ziyade daha da çok soru işaretleri uyandıran bir açıklama oldu. Ve Genelkurmay'dan da şikayetimiz genellikle bu noktada kesifleşiyor. Genelkurmay genellikle problemleri yansıtmaya, kendisinin bir operasyona maruz kaldığını ileri sürmeye çalışıyor. Ve bunu da inandırıcı biçimde yapamıyor. Toplumu ikna eder tarzda kendi içine yönelik bir öz eleştiri gayretine girse, herkesi ikna edecek derecede içindeki çürük elmaları ayıklasa, dışarıya karşı ketum tavır göstermek gibi o geleneksel üslubunu terk edip daha açık davranabilse, orduya yönelen tenkitler kısa zamanda yatışacak ve tekrar sempatiye dönecektir. Ordunun ketum davranması problemi biraz daha ağırlaştırıyor. Yani bugün Genelkurmay'dan yapılan iki subay aslında orada başka bir şey araştırmak için, evet, oradaydı cümlesi sizin için yeterli değil miydi? Bana pek inandırıcı gelmedi. Çünkü karargahta görevli biri albay, biri binbaşı rütbesindeki iki insanın sokak istihbaratı için yani o civarda dolaşmasını açıkça manasız buluyorum. Tabii herkesin işine karışacak halimiz yok. Biz böyle uygun gördük, böyle yaptık diyebilirler. Ama makul değil. Subaydan bir tanesinin adresi, kendi evinin adresine olan kağıdı yutması olayı. Bu çerçeveden bu olayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani yutma ve yutturma var. Yani biz dünyada yaşayan insanlar, sadece Türkiye'de değil, dünyanın her yerindeki insanlar bir takım haberlerin ne olduğuna dair aslını bilme şansına sahip değiliz. Yani bize bir şeyler söylüyorlar. Biz de önceki şartlanmalarımıza göre tavır alıyoruz. Eğer hazırlıksız insanlarsak ortama uyuyoruz. Ama bir takım tecrübeler geçirmişsek bu işin arkasında ne olduğuna dair kafamızda daha açık şeyler var. Şimdi bakın, mesela birinci Körfez harekatı sırasında harekatın cereyanına şahit olacak bir tek televizyon kanalı vardı, CNN. Hı hı. Ve o sırada mesela bir
arşivden çıkma bir resmi bütün insanlar petrol kirlenmesi olarak yuttular. Hepimiz o zaman yuttuk. Böyle şeyler oluyor. Yani şu anda Bülent Arınç'a bir kast uygulandığı doğru. Ama bu suikast değil, hüsnü kast. Yani bu işlerin, yani Bülent Arınç lehine sonuç vermesi için özel bir tezgah ayarlanıyor. Ve kim ayarlıyor bu tezgahı? Sizler. Biz. Yani medya dediğimiz şey. Hı. Yani şimdi benim eski bir lafım vardır. Medyanın gücü yoktur. Ama gücün medyası vardır. Dolayısıyla medya bir şey yapmaz aslında. Medya sadece ekmek yediği teknenin sıhhatine hizmet eder. Dolayısıyla tabii ama şimdi şöyle bir şey var. Şimdi Başbakan Yardımcısı çıkıp da bana bir suikast haberini aldım dediği zaman medya bunu yazmayacak mı? Görmeyecek mi? Vermeyecek mi? Yani Başbakan Yardımcısı söylüyor bunu. Sokaktaki bir vatandaş söylemiyor ki. Evet. Biz birçok şeyi artık toplumda tesir uyandırması imkansız olduğu zaman öğreniriz. Yani şu anda çok taze bir şey var. Evet. İnsanların ayranı kabarmış durumda. Bu durumda biz gerçekleri fark edemeyiz. Yani uydurulmuş bir şey midir diyorsunuz bu? Yok mudur böyle bir suikast şeyi? Böyle olduğunu düşünüyorum. Yani bakınız, ben 1983 seçimlerinde Anavatan Partisi'ne oy verdim. Neden biliyor musunuz? BBC aldattı beni. BBC, ben o zaman özellikle de Türkçe yayınını izlemiyordum. Bir manipülasyon olabilir diye. Özellikle İngilizce yayınını izliyordum. BBC devamlı olarak İngilizce yayında diyordu ki seçim gününe kadar kapatılmadığı takdirde en şanslı parti Anavatan Partisi görünüyor diyordu. BBC bu ifadeyi isterseniz arşivlerden bulabilirsiniz. Her şeyinde, Türkiye ile ilgili haberinde bunu söylüyordu. Seçim gününe kadar kapatılmadığı takdirde en güçlü iktidar adayı Anavatan Partisi diyordu BBC. Dolayısıyla ben bu İngilizler bu işleri bilirler galiba deyip, yani Anavatan Partisi'nin 12 Eylül'ü yapan generallerle farklı bir yerde olduğu izlenimini bana bile yutturdular. Yani adres yutmak bunun yanında çok hafif kalır. Yani olabilir mi böyle bir şey? Şöyle olabilir mi diye soruyorum. Yani sokak hareketli, İsmet Bey'in söylediği gibi, yani bir şeyler oluyor. O sırada belki herkesi başka türlü bir yutturmacıya sokulmak adına Sayın Arınç, yani bizler yapıyoruz belki de medya, evet, dediği gibi İsmet Bey'in. Hani böyle bir şeyler uydurulabilir mi gerçekten? Şimdi bazı şeylerin uydurulduğu, efendim manipülasyon yapıldığı doğrudur. Yani bununla ilgili pek çok tarihi ve yakın örnek vermek mümkün ama bu mantık bizi her şeyin uydurulduğu noktasına, ki bu tehlikeli bir noktadır, böyle bir noktaya götürür. Ben bu hadisede İsmet Bey'e iştirak etmiyorum. Yani meselenin oluş tarzı fena halde gerçeklik efekt uyandırıyor bende. Mübarek olsun. Peki şimdi o zaman başlıklarımız belliydi zaten. Tamam. Azınlıklarla devam edecektik. Özellikle ruhban okulunun açılması gündemdeydi. Patrick'in yaptığı bir takım açıklamalar var bir yabancı kanala. Ve orada çarmıha gerilmiş gibi hissediyorum ya da, evet, gibi bir cümle kullandı. Sizin de bir yazınızda çarmıha gerilme duygusunu ben biliyorum. Evet. Anlayabiliyorum Patrick'in ne hissettiğini gibi bir yazınızı hatırlıyorum ben. Evet. Oradan başlayalım, öyle devam edelim isterseniz. Başlayalım. Bu mesele Türkiye'nin gündemine birkaç gün önce girdi. Evet. Ve hep bunu tartışmaya başladık. Evet. Yani İsmet Bey'in işaret etmek istediği zannediyorum budur. Ancak bu mülakat, yani GBS televizyonuyla Patrick Bartolomeos bundan aylar önce konuşmuş.
Yani vaktiyle İngiliz kamuoyu bu mülakatı duymuş. Bizim haberimiz olmamış. Ama şimdi gündeme geldi. Evet, işte bu operasyondur. Yani bizim muhtemel tepkilerimizi derlemek üzere birileri bunu şimdi gündeme getirdiler. Halbuki olup bittiği anda gündeme gelmiş olsaydı biraz daha organik bir şey, biraz daha tabii bir şey olacaktı. Şimdi işin mahiyetine bakalım. Benim temelden noktayı nazarım şu. Hepimiz Türkiye'de olup biten aksaklıklardan, bozukluklardan, arızalardan şikayet ediyoruz. Ve üstelik Patrik'in seçtiği dilden zaman zaman daha sert, zaman zaman daha kanatıcı, zaman zaman daha acıtıcı dille ve kelimelerle bunu yapıyoruz. O zaman diyorum ki Patrik de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Yani bu aynı şeyi yaptığı zaman niçin birdenbire mesela hükümet kanadından tepkiler yükseliyor? Zannediyorum Dışişleri Bakanı tepki göstermiş. Sayın Davutoğlu gösterdi. Evet. Sayın Tüzmen'in bir tepkisi olduğunu hatırlıyorum. Ha, belki şöyle bir tepkidir bu. Yani biz yani azınlık unsurları olmaları hasebiyle doğrudan bizim hizmet alanımıza giren bir şey. Hayır, öyle bir şey yoktur manasında bir tepkidir. Ama bu şikayetlerin özüne dair tepki göstermenin manası yoktur. Patrik yalan mı söylüyor? Hayır. Evet, 1971'den beri Ruhban Okulu kapalı. Niçin kapalı? Zannediyorum özel okulların kapatıldığı dönemde Ruhban Okulu da kapatılmış. Sonradan niçin açılmadığını hepimiz biliyoruz. Kıbrıs patırtıları başladı. Batı Trakya'daki Türk azınlığı durumu iyiye gitmediği için hükümet bunu elinde bir koz olarak tutmaya karar verdi. Sonraki hükümetler de bunu milli politika olarak benimsediler. Bu Türk hükümet anlayışına yakışmayan küçük ve dar görüşlü bir yaklaşımdır bana göre. Çünkü bu Ruhban Okulu Ortodoks dünyasının, Ortodoks ilahiyatının ehliyetli ruhanilerini yetiştiren bir okul. Yani bir nevi üst akademi gibiymiş galiba. Orada kanunlara aykırı gelmemek kaydıyla, yani kanunlara ters çıkmamak kaydıyla istedikleri gibi eğitim yapmaları hakkını savunmak durumundayız bugün. Sizin düşüncelerinizi merak ediyorum. Ruhban Okulu hakkında Patrik'in açıklamalarını nasıl buldunuz? Ruhban Okulu hakkında mı çarmıha gerilmiş? Tabii ki çarmıha gerilme hakkında. Çarmıha gerilmiş şimdi, gibi hissediyorum dediği bölümle ilgili konuşuyoruz. Şimdi meseleye nasıl bakmalı? Yani Ruhban Okulu kapalı kalsın dersem ben, kimden aferimi alacağım? Ruhban Okulu açılsın dersem kimden aferimi alacağım? Mesele budur. Yani ben Ruhban Okulu açılsın kapansın bu ortada, biz eğer Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıysak ve Türkiye Cumhuriyeti Lozan Anlaşması'yla son şeklini almış bir devlet ise biz gayret ettik. Yani Türk tarafı olarak Lozan'da Patrikhane'nin Türkiye sınırları dışına çıkarılması için. Fakat bunu başaramadık. Yani Türkiye sınırları içinde değil Ruhban Okulu'nun, Patrikhane'nin bulunması bizim milli devletimizin işine gelen bir şey değil. Neden? Çünkü Patrikhane Osmanlı yönetiminin bir parçası. Yani Fatih Sultan Mehmet bu şehri aldığı zaman, İstanbul şehrini aldığı zaman Patrik'e tam yetkili olduğuna dair bir beraat verdi. Bu beraatın temsili resmi halen Fener Patrikhanesi'nde var.
Ben gözlerimle görmedim ama ekrandan gördüm. Fatih Sultan Mehmet'in kendi tebaasıyla ilgili politikasının bir parçası ve sadece bir parçası olmakla kalmayıp çok önemli bir ortağıdır Patrikhane. Yani Osmanlı yönetiminin ciddi bir desteğidir Patrikhane. Onun için biz milli bir devlet elde etmeye çalıştığımız aşamada Patrikhane'nin bizim milli menfaatlerimize hizmet eden bir kuruluş olma ihtimalini zayıf gördüğümüzden Patrikhane'nin dışarıda olmasını istedik. Yani madem Yunanistan diye bir ülke var ve bu da efendim milli bir devlet olduğunu iddia ediyor, buyursunlar orada Patrikhanelerini, dini ruhban okullarını falan filan orada şey yapsınlar. Ama ben Atina'ya gittim, birkaç gece kaldım. Yani çok kısa bir seyahatti ama orada öğrendiğim şeylerden bir tanesi, Atinalıların Atina'da İstanbul'dan daha büyük bir kilise yapmamaya özen gösterdikleridir. Yani hala şu anda Yunanistan'da yaşayan insanlar için başşehir İstanbul'dur. Şimdi siz diyorsunuz ki bu suikast, minikast meselelerinde bizim ne kabahatimiz var? Biz haber vermeyecek miyiz? Siz haber vermiyorsunuz. Şu anda kameralarınızı Atina'ya götürün, bakın. Orada minaresiz Ayasofya resimleri nerelerde var ve kaç tane şu anda? Yani patriğin kendimi çarmıha gerilmiş gibi hissediyorum sözü, Türkiye Cumhuriyeti Devleti aleyhine yürütülen işlerin bir safhaya geldiğinin belirtisidir. Yani bu iş öyle zavallı bizim gayrimüslim vatandaşlarımız ne acılar çekiyor meselesi değil. Çünkü Türkiye zaten laikliğiyle övünen bir ülke değil mi? Yani dolayısıyla burada hani gayrimüslimlerin uğradıkları haksızlıklar meselesini ne adına demokrasi diyoruz aslında. İşte yani ama hani kimin adına? Araya yani size soru sorabilirsiniz. Hani öyle bir formatı var programın. Siz de eğer isterseniz Ahmet Bey soru sorabilirsiniz. Yani Türkiye, ben de geleceğim. Türkiye bir din devleti olsa o zaman diyeceğiz ki gayrimüslimler bu din devletinin baskısı altında falan filan cartçurt. Ama şunu diyebilirsiniz bana. Türkiye aslında görünüşte laik ama aslında dini bir baskıyı uygulayan bir ülkedir. Bunu diyorsanız o zaman öyle konuşalım. Var mı yani bu noktada söylemek istedikleriniz? Var tabii. Yani İsmet Bey'in yaklaşımı bana çok ilginç geliyor. Ve sizin neticede isabetli bir tercih yaptığınız ortaya çıkıyor. Karşıt yani görüş evet anlamında mı söylüyorsunuz? Yani ben bu programdan önce biz İsmet Bey'le büyük oranda mutabık kalırız diye düşünüyordum ama öyle olmadığı anlaşıldı. Şimdi Ortodoks Kilisesi'nin Türkiye'de tarihten gelen bazı tarihsiz imajları var. Bunlardan birisi Yunan isyanı esnasında 2. Mahmud'un bir patriği astırmış olması. Baş tercümanla beraber. Evet. İkincisi bütün Anadolu'da kötü papaz imajını adeta İskambil ruası gibi markalayan Makaryos. Bugün zannediyorum ki şimdiki patrik ki entelektüel bir insan olduğunu söylüyorlar, ılımlı bir insan olduğunu söylüyorlar. Ben yakından tanımıyorum. Ama uzaktan iftarlarda görmüşsünüzdür. Canım televizyonlarda beraber iftar etmediniz mi siz Patrik'le? Hayır etmedim. Etmem mi gerekiyordu? Hayır yani siz gazaman yazarı değil misiniz? Evet. O iftarları düzenleyenler de sizinkiler değil mi? Evet olabilir. İşte onun için diyorum yani beraber iftar etmişsinizdir diye düşündüm.
Ha yok, etmedim ama bunu tabii hatırlattığınız için teşekkür ederim. Yani bir dahaki iftara düşüneceğim. Bu kötü papaz imajının, yani o uzun siyah serpuş, beyaz uzun sakal, yani göğüslere kadar dökülen. Yok, siyah makar uzun sakal. Evet, kırçıl. Kırçıl diyelim, buzlaşalım. İşte eski dilde labisi libası katrani diye tesmiye olunan kara papaz. Kötü papaz imajı. Şimdi İsmet Bey'in Lozan'da Türk hükümetinin Ortodoks, Rum Ortodoks Kilisesi'ni Türk hudutları dışında görmek istemek tespiti doğru. Yalnız bu tespiti boşa çıkaran bir başka realite var. O da şu: Türk Ortodoks Kilisesi'nin yakın zamanlara kadar devlet tarafından desteklenmiş olması. Yakın değil, kuruluşu 1922 zaten. Hala mı destekleniyor? Yani benim bildiğim kadarıyla en azından yani bir destek var. Tutuklamalarında önce onların adları geçti. Ancak cemaatleri pek yok galiba. Yani pek iltifat gören bir şey değil. O bizim işimiz değil. Yani Türk hükümetinin, Türk devletinin eğer böyle bir yaklaşımı varsa her iki Ortodoks kilisesine eşit mesafede, hatta eşit soğuklukta durması gerekirdi. Hayır. Bizimkiler Rumları dışlamaya çalışmışlar. Milli kiliseyi de işlemeye çalışmışlar. Bu tarzsızlık. Niye düşünüyorum? Sizinkileri ilgilendiren bir şey mi? Sizinkileri derken? Hani bizimkiler dediniz, milli kiliseyi yakın tutmuşlar. Ben hükümeti kastediyorum. Anladım. Evet. Peki, o zaman kısa bir reklam arası vereyim. Evet, devam ediyoruz İsmet Özel ve Ahmet Turan Alkan'la konuşmaya. İsmet Bey, öyle bir cümle söylediniz ki mailler yağıyor, tepkiler. Ruhban okulunu bırakın kapatmayı, Patrikhane'nin Türkiye sınırları içinde olması bile milli devlet kavramına aykırıdır dediniz. Oradan biraz devam edelim çünkü Ahmet Bey size bir cevap verdi. Öyle devam edelim isterseniz, niye böyledir diye. Ve bunun aslında demokrasiyle bağdaşmayacağını söyleyen çok fazla insan var. Öyle devam edelim. Tabii o demokrasiyle bağdaşmayacağını söyleyen arkadaşlara hak veriyorum. Öyle başlayayım. Yani bizim demokrat olmak diye bir derdimiz yok. Bizim bir vatanımızın olup olmadığı önemli. Biz bugün miladi olarak 2010 yılına girmek üzereyiz. Ve vatanımızın hangi tehlikeler altında olduğu konusunda hiç kimse ikazda bulunmuyor. Bizim memleketimiz iki kere vatan oldu. Birisi 13. asırda bu toprakların Darül İslam olması suretiyle bizim bir vatanımız oldu. Eğer buralar İslam diyarı olmasaydı biz Türklerin bir vatanı olmayacaktı. Bu da iddialı bir. Hayır. Bunu söyleyeceğim. Bunu inkar eden acayip bir varlıktır. Yani çünkü Ermeniler ve Kürtler diyorlar ki siz buraya sonradan geldiniz. Nereye geldi, nereden geldiyseniz defolun gidin. Biz burada sizden önce vardık diyorlar. Yunanlılar, Ermeniler, Rumlar, yani Kürtler bunu söylüyorlar. Yani Türkiye diye bir ülke var. Bu Türkiye 13. asırda Darül İslam olmak suretiyle, buralarının Müslümanların yurdu olması suretiyle, gayrimüslimlerin bu topraklarda artık sözünün geçmeyeceğinin ilan edilmesi suretiyle bizim vatanımız oldu. Bu buralarda gayrimüslimlerin sözü geçmez dedik, burayı vatan edindik. Bu bir. İkincisi, 1918 yılında Birinci Cihan Harbi bittiği zaman dünyadaki büyük güçler İslam'ın bir siyasi organizasyon ve bir askeri güç olarak dünyadan silindiğini kabul ederek Allenby, Mareşal Allenby Selahattin Eyyubi'nin mezarına böyle ayağıyla
vuruyor, diyor ki yine geldik Selahattin. 1918 yılında Türk bayrağının altı can emniyeti ve mal emniyeti bakımından en tehlikeli yerdi. 1918 yılında. Herkes bir bayrağın, bir gavur bayrağının altına kendini atarak selamete kavuşacağını sanıyordu. Ne oldu? Biz bir istiklal harbi verdik. Evet. Ve bu topraklarda Türk bayrağının altı can ve mal emniyeti bakımından en emin yer haline geldi. Bizim ikinci defa 13. asırdan sonra ikinci defa bir vatanımız oldu. Böyle bir vatanımız var bizim. Gene bu vatanı biz burada sadece Müslümanın sözü geçer. Müslümandan başkasına söz hakkı tanımıyoruz diye ikinci defa vatan elde ettik. Mustafa Kemal diyor ki biz sosyalist değiliz. Biz demokrat değiliz. Biz bize benzeriz diyor. 1921'de. Eğer Türkiye Cumhuriyeti olmasaydı bu topraklar ne olacaktı? Peki o zaman niye Türkiye Cumhuriyeti olmasaydı bu topraklar ne olacaktı? Biraz Kürdistan, biraz Ermenistan, biraz Yunanistan olmayacak mıydı? Peki niye Türkiye dedik o zaman? Madem din ve hani Müslümanlık daha önde, Türkiye İslam çok güzel bir soru. Vesaire tabii denilebilirdi. Niye Türkiye'den de o zaman? Yani çünkü, bu mantık olsaydı tabii, eğer. Tabii. Müslüman değilseniz Türk olamıyorsunuz. İşte bunu anlamamda zorluk var tabii haliyle. Tabii. Yani daha, sizden dinlemek daha istiyorum ki sen. Yani Türk demek peki Müslüman demektir. Yani her Müslüman Türk değildir. Fakat her Türk Müslümandır. Her Türk Müslümandır. Her Türk Müslümandır. Eğer ben Türk'üm ama Müslüman değilim diyorsa bir insan, onun niyetinin ne olduğunu keşfetmemiz lazım. Peki onun ne oldu? Yani ne? Yahudisi var, Ermenisi var ve Türk. Ha. Evet. Bunu, yani hani Türkiye size vereyim sözü, siz söyleyin yoksa ben karşı görüşü İsmet Bey'le devam. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı mı diyorsunuz? Türkiye Cumhuriyeti kurulurken Lozan'da biz azınlık, bugün konuşacağız. Evet. Azınlık hakları tanıdık değil mi? Evet. Azınlık hakları tanıdık. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin bir İslam devleti olarak doğduğu dost ve düşman herkes tarafından kabul edilmişti. Niye öyle kalmadı? Niye öyle kalmadı? Hı hı. Çünkü bunu bir devlete kavuşabilmek için bir bahane olarak kullandılar. Bu onların gerçek düşünceleri değildi. Neyi? Yani kimleri kastediyorsunuz? Efendim, onlar derken kimleri kastediyorsunuz? Türkiye'ye hakim olarak Türkiye'den avantaj sağlayanları kastediyorum. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti bir İslam Cumhuriyeti olarak kuruldu dediniz. Doğru, doğru mu? Evet. Ben de diyorum ki niye devam etmedi? Kim devam ettirmedi? Biz bu nitelikten niye vazgeçtik? Şimdi keyfimizden mi vazgeçtik? Şimdi bakınız, ha, onu anlamanız için şunu bilmeniz lazım. Biraz önce dedim, Türk bayrağının altı en tehlikeli yerdi. Yani Türk bayrağının emin bir yer olması için Türk devletinin bir İslam devleti olması zarureti vardı. Ondan sonra tehlike atlatıldı düşüncesi birilerine hakim olduğu için. Kim o birileri? Kim o birileri? Hı-hı. Şimdi 1920 yılında açılan meclis 1923 yılında niçin yenilendi? Çünkü 1920'den 23'e kadar vazifede olan meclis Lozan Anlaşması'nı kabule yanaşmayacaktı. Doğru. Onlar Lozan'ı kabul edebilecek bir meclis elde ettiler. Doğru. İstiklal Marşımızın şairi birinci mecliste var ama ikinci mecliste yok. Hiçbir muhalif yok hatta. Ha, demek ki bu soruyu bana gereksiz yere sormuşsunuz. Ben siz biliyorsunuz. Ben gereksiz yere sormadım. Hı. Sorunun cevabını siz de biliyorsunuz. Hı. Ben de pekala biliyorum. Hı. Yani
cevaptan cevabı ıskalama metodunuzu tespit ettim. Cevabı ıskalamadım ben. Evet, ıskaladınız. Neyse, önemli değil. Peki nasıl ıskaladınız? Yani, bunu en azından ıskalamayayım. Yani ben söyleyeyim. Buyurun. Yani. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti şu anda bir İslam Cumhuriyeti mi İsmet Bey? Değil. Olması gerekiyordu. Biz 86 şey. Seneyi heba ettik. Bütün mesele budur. O ayrı bir şey. Nasıl ayrı bir şey? Bu memleket... Kendinizin ifadesine göre ayrı bir şey yani. Yani 23'ten sonra değildi diyorsunuz. 23'te Teşkilat Esasiye Kanunu'nun ikinci maddesi... Doğru. ...devletin dini İslam'dır olarak değişti. Ve bu 1921 Anayasası'nda böyleydi. 1924 Anayasası'nda böyleydi. Ve 1928 yılında Türkiye'de İslam harflerinin değiştiği sene bu hüküm anayasadan çıkarıldı. Neden çıkarıldı? Çünkü eğer anayasada Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin dini İslam'dır yazacak olduğu takdirde neden İslam harflerini kaldırıyorsunuz sorusuna cevap veremezlerdi. Cevabı ıskalayan ben değilim, sizsiniz. Evet, teşekkür ederim. Şimdi tabii o kadar çok cevap vereceğim şey var ki yani başlayın. Bir de şaşıyorum. Şimdi İsmet Bey'in tespit ettiği doğrular var. Mesela Anadolu'yu vatan tutmamız. Doğru, hakiki bir şey. Türklerin vatanı. Evet. Yalnız burası Türk toprağı. Çok önemli bir eksikliğiniz var orada. Türkler Anadolu ile birlikte Balkanları da vatan tuttular. Onlar Osmanlı'nın vatanıydı. Osmanlılar oradan pıhlarını pırtlarını toplayıp gittiler. Şimdi Türklerin vatanı değildi Balkanlar. Şimdi bir saniye. Siz Türkler derken Osmanlıları dışarıda bırakıyorsanız ben hiç konuşmayayım. O zaman program bitsin, konuşmayın siz. Yani, sadece Selçukilere mi kastediyorsunuz? Hayır efendim, yani Türk demek Osmanlı demek değil, Osmanlılar. Sizin tarifinize göre Türk'ün hası Osmanlı zaten. Hayır. Yani gavura kafa tutan. Hayır, manası. Ben ne diyorum? Kafirle çatışmayı göze alan Müslümana Türk denir. Tamam, işte bu Osmanlı. Yok, onu isterseniz sonra konuşuruz. Değil. Osmanlı bir ihanet kültürüdür. 1919'a kadar bu misyonu Osmanlılar yürüttü. Siz ister kabul edin ister etmeyin. Benim etmem etmemem meselesi değil bu. Neyse, ben sözümü tamamlayayım. Buyurunuz. Anadolu'nun ayrılmaz, onu tamamlayan mütemmim yüzü Balkanlardı. Balkanlardan da bahsetmeliydiniz. Çünkü tarif ettiğiniz manada Türklük madeninin asıl yatağı, belki en önemli yataklarından birisi de Rumeli topraklarıydı. Ve sizin kastettiğiniz manada Türklük Balkanlarda neşvi nema buldu. Belki Anadolu'yu bir üs olarak tuttu. Hiç de değil. Siz kendi tezinizi tekzip edebilirsiniz. Bu ben alakadar etmez. Yok yok, benim tezim o değil. Yani Osmanlı bizim vatanımız, 1923'te ilan edilen cumhuriyetle beraber yeniden vatanımız olan topraklar 13. asırda bizim ilk vatan tuttuğumuz yerlerdir. Osmanlılar tabii ki Rumeli'ye geçtiler. İkinci padişah mı diyelim? Bir araya gireyim mi? Başbakan Ahmet Turan Alkan sizdeydi söz. İsmet Bey'in söylediklerine karşı bir iki notlarınız vardı. Öyle devam edelim, sonra bir iki başlığımız daha var. Bir şey daha soracağım İsmet Bey'e. Atatürk'ün, daha doğrusu Mustafa Kemal Paşa'nın o dönemdeki adıyla, biz sosyalist değiliz, biz demokrat da değiliz, biz bize benzeriz dediğini söylediniz. Bu son yan cümle hakkında kulağıma bir şeyler değdi de, bu ilk ikisini hiç duymamıştım. Yani özellikle biz demokrat değiliz. Tabii ki bunu çok bunun merak ediyorum. Bunun lehazını hatırlıyor musunuz? Tabii ki ben ilk defa Yakup Kadri Kara Osmanoğlu'nun Atatürk biyografisinde okudum bunu. Tarihi de var orada. Şimdi şöyle devam edelim. Müslüman olmayan Türk değildir diye bir teziniz var. Doğrudur değil. Tez değil bu. Bu hakikat. Bu bir tez diye düşünüyorum ben. Buna karşı ne diyeceksiniz? Öyle devam edelim. Şimdi çok fazla çünkü mail geliyor. Ben temelde bu sözü 4-5 sene önce duydum ve çok hoşuma gitmişti. Çünkü benim zihnimdeki
Türk tarifine uyan bir şeydi. Çünkü etnik esası dışarıda bırakan, zihni yoğunluk ve yönelişi öne alan, aksiyonu öne alan, misyonu öne alan bir tarifti. O bakımdan hoşuma gitmişti. Tabii İsmet Bey bunun için nasıl dolduruyor? Bunu birazdan kendisinden dinleyeceğiz. Öyle olduğunu düşünüyorum. Mesela İsmet Bey ona iştirak etmiyor ama Osmanlılar Türklük tarihinin en anlamlı epizotudur. Ve en güçlü epizotudur. En kararlılıkla altının çizildiği epizottur. Çünkü Avrupa'ya veya Batı Hristiyan dünyasına bir başka türlü hayat görüşünün varlığını ve siyasi bir organizasyon halinde ayakta dimdik durduğunu gösteren Osmanlılardı. Kime bu, gösterdiler? Avrupa'ya. Avrupa'nın görecek başka bir şey yoktu zaten. Yani Avrupa o zaman bir mahrumiyet bölgesiydi. Yani 1453 yılında İstanbul fethedildiği zaman ki 15. asrın yarısı miladi olarak, evet, yani Avrupa yamyamlığın, ilk pisliğin, sömürünün, efendim yok o kadar da yani vulgarize etmeyelim. Ahlaksızlığın o kadar da vulgarize etmeyelim. Nasıl? Vulgarize mi ediyorum ben? Yani evet evet evet. Evet. Hayır, vulgarize yani, etmek ne yani demek? Batı ben karalıyorum yani, demek istiyorsun. Evet. Vulgarize etmek karalamak demek değil. Evet. Neyse. Konuyu basit evet, basitleştiriyorsunuz. Bayağılaştırmayalım demek değil mi? Vulgarize etmek. Avamileştiriyorsunuz demek. Bayağılaştırmayalım. Evet. O iklimde yetişen çok büyük ruhlar da var. Onları niye biz bir çırpıda ne zamandan itibaren bir başlangıç olması gerekiyor mu? Tabii ki. Yani bakınız bunu özel olarak sizden... Hristiyanlığın, diyelim ki Hristiyanlığın başlangıcından itibaren. Yani illa bir tarih istediğiniz için söylüyorum. Hristiyanlığın başlangıcından itibaren onlar gayet, büyük adamlar yetiştirdiler. Hayır, büyük adamlar yetiştirmediler. Büyük ruhlar da çıktı aralarından diyorum. Gavur da akıl olsa Müslüman olurdu. Siz gavurun, bana bir gavur tarifi yapar mısınız? Gavur bence denir. Evet, bunu söylemek lazım gerçekten. Gavur Türk denir. Olmayanlara gavur denir. Hayır. İşte orada karşıyım. Ya Türk olmayanlara hayır, gavur denir. Türk olmayana gavur tabii, denir. Tabii. Gavur şudur. Bizim milletimiz Türk mü gavur mu diye sorar. Türkçe'de gavur Allah'ı inkar eden dinsiz manasındaki kişilere, mülhit manasındaki kişilere söyler. Dolayısıyla bütün gayrimüslimler gavur. Hayır efendim. Hayır, öyle bir suizanda bulunmaktan haya ederim. Bu son derece yanlış bir şey. Ben bizim kesinlikle milletimiz gavur ne olduğunu bilir. Allah'a inanan herkesi, herkesi inancında, inancını yaşamakta son derece saygıdeğer insanlar olarak kabul ederim. Çünkü onlardan menfaatiniz var. Ya. Tabii. Anlatın da dinleyelim. Yani siz başka türlü nasıl yaşayabilirsiniz ki? Yani siz Ahmet Turan Alkan evet, olarak tamam. Türkiye'yi kontrol eden insanların işine yarayan bir söylemi sahibi olmasanız nasıl bu yerinizi koruyabilirsiniz? İnanan insanlara, İnanan bir tanrıya inanan insanlara saygı göstermenin adı ne zamandan böyle karışık? Budistler bunun içine dahil mi? Budistler tanrıya inanmıyor. Bir kutsala inanan herkese saygı duyuyorum. Budistlerin tanrısını irdelenen şamanlara da saygı duyuyorsunuz tabii değildir ki. Bilhassa. Elbette duyar. Bilhassa yani hatta. Bu benim dinimi aşağılamaz. Bu benim dinimi bu benim inancımı, akaidimi zayıflatmaz. Siz öyle bir itikadınız var, mübarek olsun, bana ne yani? Ben Müslüman olmakla bütün gayrimüslim dünyanın benim altımda olduğunu kabul ediyorum. Yani ben bir Müslümanım ve Müslüman olmayan herkes benden daha düşük bir insandır. Bütün diğer dinlerde. Bütün hani diğer herkes, dinler olduğu gibi insan olarak da, yani Müslüman değilse
sadece hoş görülebilir. Sadece. Peki bu İslamiyet'le bağdaşıyor mu bu görüş? Tabii ki. İslamiyet'in yani aslı bu. Bilme, yani hani bağdaşıyor mu? Kesinlikle bağdaşmıyor. Bunun ayrıntıları konusunda İsmet Bey'e cevap vermeye tenezzül etmiyorum. Bu çok galiz bir iddia çünkü. Çok galiz bir iddia. Peki Ahmet Turan Alkan bize söylesin. Ben de ona sormuyorum. bize söylesin. Acaba Müslümanlar Mekke'den Medine'ye niçin hicret ettiler? Herhalde tekrarlamama gerek yok değil mi? İşin esprisi bir tarafa kısa. Türk diyen kendine Müslümandır mutlaka demiştiniz. Ben de karşı çıkmıştım. Yani ben bunu çok kucaklayan bir şey olarak bulmuyorum. Hatta mesela ne mutlu Türk'üm diyene diye bir laf var değil mi? Niye ne mutlu Türk'üm diyene demiş o zaman Atatürk? Demin bahsettiğiniz bütün bu geçmiş, sizin çizdiğiniz tablo doğruysa eğer. Yani şimdi bir yerde etrakı bir idrak ve bir yerde kavmi neci bir Arap varsa orada birisi kalkıp ne mutlu Türk'üm diye ne der. Yani ama deminden beri bahsettiğimiz bu ülkeyi kuran, işte deminden beri bahsediyorsunuz, işte bütün tarihi anlattınız, cumhuriyete yok, işte yok, vesaire. Yok yok, ben hiçbir şey anlatmadım da. şimdi Türk olalım ama Müslüman olmayalım. Yok, hani şunu demeye çalışıyorum. Yani sonuçta kendine Türk diyen Yahudi de var, Ermeni de var ve onlar Türkler. Ben Türk'üm diyorlar o sordukları zaman. Hatta yani Vatikan'ın Ankara sefiri ben Türk'üm diye bağırıp duruyordu. Yani. Yok şimdi bu. Evet evet, kendi bu basına da yansıdı yani. Ben başka bir şeyden bahsediyorum. Yani vatandaştan bahsediyorum. Ben kimsiniz diye ya da nesiniz diye sorduğunda Türk'üm diyor. Yani bu Türkiye'liyim demiyor. Evet. Türk'üm diyor. Yani onu o, yani hani biri ona, kendini Türk hissediyorsa o Türk'tür. Ha, ona o zaman nasıl Türk olunur öğretmek lazım. Nasıl Türk olunur? Namaz kılarak. Peki size sorayım. Siz bir şeyler söyleyin diyorum. Şimdi ya ben karşı görüşe İsmet Özel'le devam yani edeceğim. İsmet böyle. Bey'in şiir kalibresini ölçmek benim haddim değildir. Bundan haya ederim. Ama benim şiir hakkında geliştirdiğim bir fikir var şu. Şairler güvenilmez insanlardır. Onlar bizim gibi sıradan insanların bir ömür boyu erişemeyecekleri fikirleri, hakikatleri bazen gayip bir izah edilemez bir şekilde hakikatin üst katmanlarından adeta zaman zaman kıvılcımlar çekercesine alırlar. Ve onları biz fanilere duyururlar. Tam da bunun için güvenilmez insanlardır. Çünkü bir süre sonra yazdıkları her şeyin bu manada ilahi hakikatten veyahut kesin hakikatten bir ışıltı taşıdığı vehmine kapılırlar. Ben İsmet Bey'de bunu görüyorum. Ben şiir mi söylüyorum? Hayır. Siz şair olmanız hasebiyle zihniniz daha ziyade şiirin edasıyla, şiirin vezniyle, şiirin mantığıyla keşif yaptığı için çok önemli ve güzel şeyler söylüyorsunuz. Bu sonra onları geliştirirken aynı derecede isabetli bir yerde kalamıyorsunuz. Bu benim kendi fikrim. Doğru olduğunda iddia etmiyorum. Şimdi doğru olmayan şeyi söylemeyin. Yok, bir saniye. Ben İsmet Bey'in söylediği sivri şeylerin bizi seyredenler tarafından mahsedilebilmesi maksadıyla söylüyorum bunu. Ben sivri şeyler söylemiyorum. Olabilir. Yani size. Bakınız, Türkiye o kadar sulandırıldı ki, Türkiye'de seviye o kadar aşağı indi ki benim söylediğim şeyler batıcı, dikkat çekici görünüyor. Evet. Türkiye bu espriyle yaşadı. Bütün ben 1944 yılında doğdum. Bana ne zaman doğdun diye sordukları zaman diyorum ki Amerikan askerlerinin Almanya sınırını geçtiği sırada doğdum diyorum.
Ben 1950 yılında ilkokula başladım. Bu Kore tarih başladı. Bu tarih Türk tarihinin en önemli zamanıdır. Çünkü Türk milleti bütün geçmişi boyunca ilk defa kendi başında kimlerin olmaması gerektiğini beyan etmişti. 1914 Mayıs 1950'de Türk milleti kendi başında kimlerin olmaması gerektiğini beyan etti. Ve bu beyanına pişman etmek için 27 Mayıs 1960 oldu. İştirak ediyorum bu tespite. Ha, Türkiye, Türk milleti, ben bu dünyada yaşadım. Benim adım niye İsmet? İsmet İnönü'nden dolayı. Yani ben bunu Demokrat Partili bir babanın çocuğu olarak söylemiyorum. Türk milleti başında kimlerin olmaması gerektiğini 14 Mayıs 1950'de beyan etti. Bunun uydurma bir karar olmadığını da 1954'te ispat etti. Yani Türk milleti 1954'te 50'de desteklediği gücü daha çok destekledi. 57'de bir miktar düşüş oldu. Yani bunları ciddiye almamız lazım. Ama ondan sonra Türk milleti 61 anayasasına 144 nispetinde hayır dedi. %44 yani. %44 tabii demek istedim tabii. Yani Türkiye'de işin ne olduğunu bilen ve menfaatinin ne nerede olduğunu bilen bir millet var. Ama bu millet bir yandan sindirildi, bir yandan azdırıldı. Yani insanlar çok küçük, kısa vadeli menfaatler uğruna ahlaken küçültüldüler. Ha, olmasın, kendine sahip çıksın diyeceksin. Böyle olmaz. Yani bir millet içinde bir takım insanlar hakikatin bekçiliğini yapmayı her şeye rağmen üstlenirlerse, insanlar da hakikati tanıma konusunda bir kolaylığa, bir vesileye sahip olurlar. Benim söylediklerimde bir anormallik falan filan yok. Bu benim söylediklerim Türk milletinin kendine seçtiği hedeflerin fark edilmesiyle alakalıdır. Ben ömrümün 10 yılını Marksist görüşlere bağlı olarak ve bu işin savaşını vererek geçirdim. Geri kalan kısmını da İslami görüşlere sadakatle geçirdim. Ne zaman oldu o geçiş? Nasıl oldu? Yani mutlaka bir tarih vermek gerekiyorsa 73 sonları, 74 başı diyebiliriz. Yani böyle ani geçişler çok enderdir. Ani geçiş falan filan yok. Zaten bu da en büyük saçmalıktır. Yani insanlar benim bir zamanlar komünist, sonra şeriatçı, sonra da Türkçü olduğumu söylüyorlar. Böyle salakça şey olmaz. Ben tabii ki komünist oldum ve halen komünistim. Nasıl? Şu anda da komünist. Tabii ki. Yani bir Müslüman komünist olmayıp da ne yapacak? Bizim cemaatle kıldığımız namaz, fert olarak kıldığımız namazdan 27 kat fazla sevap getirir bize. Ve yani komünal bir eylemdir. Bu tabii komünist bir şeydir. Evet. Yani biz diyoruz ki bizi aldatan bizden değildir. Bundan daha komünist ilke olur mu? Bu hadis-i şeriftir. Bizi aldatan bizden değildir. Bir Müslümanın malı ve canı diğer Müslümana haramdır. Peki Müslümanlığı niye daha cedit bir şeyle niteliyorsunuz İsmet Bey? Cedit demedim ki ben. Komünizm, hayır, dediniz ki yani komünizm, ben İslam... hala komünistim hem de Müslümanım. Sadece Müslümanım diyebilmeniz yetmeliydi. Niye böyle bir... Hayır, ben ekstra demiyorum. Takide ihtiyaç, hayır, duyuyorsunuz. İşte mesele şurada. Yani şimdi İsmet Özel önce komünistti, sonra şeriatçı oldu, sonra da şimdi Türkçü takılıyor. Evet. Bu dangalaklığa
cevap veriyorum ben. Biz demedik, siz söylediniz. Hayır, işte böyle bir yaygın kanaat var. Evet. Şimdi ben diyorum ki Türkiye neyi gerektiriyorsa ben oradaydım. Ben neden eskiden komünistin diyenlere cevap veriyorum. Siz niye o zaman komünist değildiniz? Anlatabiliyor muyum? Yani şimdi çok hoşuma giden bir anekdot var. İki tane var. Benim kendi sosyalist geçmişimle alakalı olan. Buyurun. Bir tanesi Türkiye İşçi Partisi aleyhine propaganda yapılıyordu 1965 seçimlerinde Karadeniz'de. Artık hangi partiden adam bilmiyorum. Diyor ki köylülere, gelecekler malınızı, mülkünüzü, karılarınızı elinizden alacaklar. Köylü de diyor ki kasketi asacaklar. Ha, şapka asma hikayesi. Köylü diyor ki sen kendi karını düşün diyor. Bizim karılar tezek kokar diyor. Seninki parfüm kokuyor. Sen herhalde ondan endişe ediyorsun diyor. Senin karını alacaklar diye korkuyorsun diyor. Yani köylünün cevabı bu. Diğeri de şu. 1968 yılında Sovyet tankları Prag'a girdiği zaman Mehmet Ali Aybar Sovyet eylemini protesto etti. Ve bunun sosyalizme yakışmayacağını beyan etti. Bunun üzerine bu adamın siyasi hayatını söndürmek üzere bir mekanizma harekete geçti. Ve bu mekanizma harekete geçtiği sırada propaganda yapıyorlar Mehmet Ali Aybar aleyhine. Sosyalistler yapıyor bu propagandayı. Ve bir yerde diyorlar ki, doğuda bir yerde, bu adam diyorlar, çünkü Mehmet Ali Aybar'ın şöyle bir sözü var. Kitaplar fotoğraflar gibidir. Gerçeği yansıtsalar bile o zamanki gerçeği yansıtırlar der. Bunun üzerine yani Karl Marx'ın yazdıklarının da bir gerçeği yansıtıyor olması, o zamanki gerçeği yansıtıyor olması olarak anlaşılabilir diyor. Bunu Mehmet Ali Aybar aleyhine propaganda etmek üzere kullanıyorlar. Türkiye İşçi Partisi örgütü içinde diyorlar ki arkadaşlar bu adam artık kapitali bile inkar etti. Oradan vay birisi Mürit. Kalkıyor, birisi kalkıyor. Ulan biz buraya Allah'ın kitabını inkar edip geldik. Marx'ın kitabını inkar etmiş çok mu diyor. Şimdi Türkiye'de millet hayatının ihtiyaç duyduğu bir gelişme millet tarafından her zaman hissedilir. Şimdi bugün Türkiye'de bu yolları kapamaya çalışıyorlar. Yani milletin bir şeyleri anlamasını imkansızlaştırmaya çalışan bir şey. Şimdi bu konuda hemfikiriz ama bu Türk kimliği konusunda ben Ahmet Bey fazla orada konuşmuyor ama yani hakikaten çok katılmıyorum. Yani Müslümanlık ve Türk kimliğinin birleşmesi anlamında. Ben bir cümlelik bir lütfen siz yapın mi? Zaten ben siz yapın diye istiyorum, ben araya giriyorum sürekli. Türklük tarifine daha önce katıldığımı söylemiştim. Şimdi bu kanaatimi geriye çekiyorum. Evet. Ama bu kanaatinize saygı duyuyorum. Müslümanlık tarifinize saygı duyuyorum. Ve şu kanaate vardım. Türkler bir kişiden ibaret bir millettir. Müslümanlar bir kişiden ibaret bir ümmettir. Ve o bir kişinin de kim olduğu açıktır. Aşikardır. Diye düşünüyorum. Bu benim tespitim. Bunu yani tartışma olsun diye söylemiyorum. Şimdi tabii bu görüşler muhteremdir diyelim. Eyvallah. Şahsi ve muhterem. Şimdi Türk milleti diye bir şey var mı yok mu? Ona bir bakmamız lazım. Var. Şimdi şöyle devam edelim mi? İlk başta başladık. Tabii dinle başladık ama bir de Aleviler var. Aleviler hakkında da sizin benim hiç katılmadığım, sizin katılıp katılmayacağınızı sizden duyacağız şimdi. Görüşleriniz var. Alevilerin Alevilik ilkelliktir diyorsunuz mesela. Şöyle. Yani değil mi? Şimdi, tabii neden? Ki, çünkü yani. Sünni henüz Sünni değildir Alevi diyorsunuz. Biraz sizden dinleyelim. Oradan devam edelim.
edelim istiyorum. Çünkü bu Türk tanımının içine sonuçta Aleviler de giriyor. Sonrasında da Kürtler var zaten. Şimdi bu benim hususi bir fikrim değil. Bunu herkes çok kolaylıkla gözlemleyebilir. Yani gidin Toroslara, dağda kalan Alevi kalmıştır, gelip yerleşen Sünnileşmiştir. Aynı kavim, aynı aşiret. Yani bu, yani bizim normal olarak toplumun, Türk toplumunun merkezi itikadı Sünniliktir. Hatta bu toprakların esprisi Ortodoksidir. Yani Hristiyanlık içinde de bu toprakların Ortodoks olmasının bu toprakların ruhuyla bir alakası vardır. Yani İran'da Şia'nın böyle kolayca kökleşmesi, Anadolu topraklarında Sünniliğin esas kabul edilmesi, binlerce yıldır yürüyen işlerin kaçınılmaz sonucudur. Yani bu bir yakınlıktır yani. Hala bugün İran devrimine rağmen Arapların kendilerine yaptıklarını pek hoş karşılamayan İranlar çoğunluktadır İran'da. Yani geldiler, bizim binlerce yıllık medeniyetimizi darma duman ettiler diyorlar İranlılar. Yani bizim böyle değil ama biz bakınız, Herodot tarihini açıp bakarsanız orada bugün Arabistan olarak bildiğimiz yerin, Arap Yarımadası'nın ortalarında yaşayan insanlar hakkında bir bilgi var. O Herodot tarihinde diyor ki bunlar diyor cinsi münasebetten sonra bütün vücutlarını yıkarlar. Yani bu Resulullah'ın risaletinden ne kadar eski ve ne kadar meşkuk bir kaynak. Herodot ilk yalancı derler. Evet. İlk tarihçi, ilk yalancı. Evet. Ama bu yazıyor. Evet. Yani ister, yani şimdi Herodot bunu uydurduğunu düşünelim. Yani uydurmuş olduğunu. Yani ne güzel uydurmuş. Yani, eyvallah. Yani sonra buralar. Tamam. Peki. Şimdi biz Türkler o Herodot'un bahsettiği Araplardan daha çok gusle önem veren insanlarız. Şimdi biz Türkler deyince de mesela ben yani, giriyor muyum o Türk tabu tanımına? Bilemem. Ya yani, öyle bir Türk tanımı koyuyorsunuz Türk ki çünkü insan, ortaya. Türk kişilik, olan insan. Bir kişilik bir millet. Ya ben de öyle düşünüyorum. Türk olan insan gusle çok önem verir. Ha, Türk olan insan oldu şimdi. Türk olan değil, Türk olan. Hayır hayır, yani kim ki ben Türk'üm diyor, o adam da abdestsiz gezmemek hassasiyeti çok yüksektir. Yani hatta insanlar birbirlerine hakaret etmek için gusulsüz derler. Öyle midir? Doğru. Yani. Bazen doğru söylüyorsunuz. Ben hep doğru söylüyorum da sizin işinize gelmiyor bazen. Eyvallah. Tamam. Peki öyle olsun. Alevilik Müslüman baskısından kurtulmak isteyen, Müslüman baskısının üzerinde hissetmek istemeyen gayrimüslimlerin sığındıkları bir şeydir. Yani Haçlı seferleri Avrupalıların başarısızlığıyla sonuçlandıktan sonra buraları terk etmek istemeyen Avrupalılar Alevi oldular. Bugün Orta Doğu'nun Alevilerinin önemli bir kısmı Haçlı kalıntılarıdır. Çünkü Müslümanlar galip gelmiş. Artık onları, işte onlar da, işte biz de Müslümanız ama böylesine Müslümanız deyip. Ne, ben şok halinde dinliyorum zaten. Ahmet Bey araya girecek diye böyle. Girin de yani, bir karşıt görüş. Şunu söyleyeyim. Alevilerin menşei çok çeşitlidir. Olabilir. Çok çeşitlidir. Olabilir. Zaten Aleviler bir tek inançtan ibaret değil. Yani Balıkesir'den efendim ne bileyim Basra Körfezi'ne kadar, Afganistan'a kadar, tabii, Hindistan'a kadar. Ben Orta Doğu Alevileri için söyledim. Var. Yani Türkiye Alevileri için demedim. Anadolu Aleviliği de çok renkli. Tabii tabii. Çünkü dedim ya. Bir inancı
İptidai diye nitelemek benim işim değildir. Ben bunu yapmam. Bu sizin işiniz olabilir. Hayırlı olsun. Ben size başarılar diliyorum. Ben bundan çekinirim. Çekinirim yanlış kelime. Bunu ben doğru bir şey olarak görmüyorum. Alevilerin menşei hakkında yani evet, insanlar isterlerse altın buzağa tapabilirler. Eyvallah. Diyorsunuz değil mi? Evet, tamam. Evet, evet diyorum. İşte, evet. İnsanlar altın ve zaten orada kaybediyorum sizin noktayı nazarınıza göre. Çünkü Cenab-ı Allah öyle istedi. Tabii insanlar dedi altın buzağa evet, tapsınlar dedi Allah. Hayır. Hayır dedi ki işte bu altın buzağı, işte bu da Musa. Bu da Musa'ya gönderdiğim levhalar. Hangisini istiyorsan inan dedi. Ki o insanlara gökten bıldırcın ve helva bile indirmişti. Hı. Ama onlardan çoğu sapkınlık ettiler. Onlar kendi bilecekleri iş. Cenab-ı Hak isteseydi onlara da hidayet edilirdi. İsmet Bey Kur'an-ı Kerim herhalde benden daha iyi tetkik etmiş olmanız lazım. Bu inanç imkanına dair, bu inanç ıskalasında Cenab-ı Hakk'ın insanların nasıl performansını ölçmek istediğine dair çok sayıda ayet var. Evet. Yani o Kur'an-ı Kerim bize gayrimüslim olmayı mı öneriyor? İnsan, bu tam mugalata biçimi. Neden? Hayır, Kur'an-ı Kerim diyor ki. Ha. İsteyen kafir olur. Bu diyor hak. Kur'an-ı Kerim diyor ki. İsmet Özel diyor bu hak. Bu da ötekiler. Hı. Sen şimdi dilediğini ver. Hı. Yani tamam bu kadar. Tabii ki yani. Aksi takdirde neyle imtihan olunacaktık? Şimdi siz diyorsunuz ki bunlar doğru olan şeye inanmadıkları için bunlar sapkın. Sapık, hafif geçiriyor. Sapkın. Ha sapkın. Yani. Tabii. Ben daha hafifini de yani tercih ederim. Nazik bir ifade. Bunu kendi namıma ve hiç üzerime vazife değil ama tanıdığım bir sürü Alevi var. Onlar namına bunu ben reddederim. Bu yanlış bir şey. Ben şimdi, yanlış buluyorum. Sizin yanlışınızı düzeltmek gibi de bir iddiam yoktur. Çünkü benim, buna kadir olamam. Bakınız şunu kimseden hani kimseye şirin görünmek niyetinde değilim. Ben de öyleyim. Şu manada yani benim Alevilere olan bir husumetim yok. Diyelim bir reklam arasına gidelim sonra devam edelim isterseniz bizden ayrılmayın. Karşıt Görüş devam ediyor. İsmet Özel ve Ahmet Turan Alkan'la birlikteyiz. Çok fazla mail geliyor İsmet Bey. Özellikle size benim de size belki tepki gösterdiğim. Bu arada Hakan kulağımdan sesini alırsan lütfen çok memnun olacağım. Çok özür diliyorum. Ve şöyle tepkiler geliyor. Bir şair hem de sizin şiirlerinizle büyümüş insanlar var mailler atanlar ve diyorlar ki nasıl olur da bu kadar evrensel ve son derece güzel kelimelerle bizi kendine bağlayan İsmet Özel hem Aleviler konusunda Kürtlere gelemedik daha geleceğiz yani. Hem kendine Türk olduğunu düşünen gayrimüslimler konusunda bu kadar tutucu hatta ırkçı davranabilir diye soruyorlar. Irkçı davranmak. Yani ırkçılık da bir suçtur. Bu yapılanlar ırkçı ya da bu yorumlar ırkçı değil mi? Öyle soralım. Bir kere Türk ırkı diye bir şey yok. Irkçılık diye bir şey var ama. Irkçılık diye bir şey var çünkü kendini başkalarından ayırmayı becermiş insanlar var. Yani et ve kemik itibariyle ben bir ırka mensubum diyen insanlar var. Bugün İsrail'de Naziler var. Bu sebepten dolayı. Irkçılığı kabul ediyor musunuz? Neyini kabul edeyim? Yani bu anlattıklarınızın ve tavrınızın. Benim tavrım ırkçı değil ki. Değil mi? Değil çünkü Türk ırkı yok. Hayır ben, Türk ırkı olsun veya olmasın. Olsun veya olmasın diye bir şey yok. Hayır yani. Zaten onun tek kişilik bir millet ve tek kişilik bir ümmet olduğunu söylemiştik Hazreti İbrahim gibi. Şimdi insanlar şunu anlamıyorlar. Türkiye diye bir ülke var ve bu ülkenin sadece varlığını koruyabilmesi
büyük atılımlar yapması şartına bağlıdır. Eyvallah, buna itiraf ediyorum. Türkiye sadece varlığını koruyabilmek için büyük atılımlar yapmak zorunda olan bir ülkedir. Bir takım insanlar bu atılımları imkansızlaştıracak bir yola kendilerini bırakmışlarsa, bu insanlar asla saygıyı hak etmemiş olurlar. Yani İsmet Özel şöyleymiş, böyleymiş, bunu bırakın. Sizin bir memleketiniz var. Bu memleket ya berbat bir yer olacak günden güne ya da ortadan kalkacak. Siz bunun ekmeğine yağ sürüyorsunuz ya da bu işin militanlığını yapıyorsunuz. Yani Türkiye'nin mahvolmasının militanlığını yapıyorsunuz ve benden efendim ne istiyorsunuz? Bizim yaptığımız kötülüklerin için tasvip etmiyorsunuz diye şey istiyorsunuz. Yani bütün gayrimüslimler örneğin bu militanlığa mı soyunmuş durumda? Şimdi, bu mudur yani? Şimdi ben biraz önce söyledim. Hı-hı. Türkiye Cumhuriyeti diye bir devlet olmasaydı, evet, bu topraklar ne olacaktı? Bu topraklar ya bir kısmı Yunanistan olacaktı. Gerçekten böyle mi düşünüyorsunuz? Böyle, ama siz hiçbir şey okumadınız mı bu konuda? Yok, demek ki okumamışım. Şimdi ben şöyle düşünüyorum. Bu topraklarda biz olmasaydık ne olacaktı diyorsunuz, değil mi? Hayır. Bu topraklar bir İstiklal Harbi vermemiş olsaydı. Şimdi ben zaman zaman Cenab-ı Hakk'ın işine karıştığımızı düşünüyorum. Ben zaman zaman kendi fikriyatımda bunu görüyorum. Şimdi size de görüyorum. Yani Türkiye'yi, Türkiye hakkında o kadar endişeli, o kadar gergin ve hassasınız ki. Evet. Bu uğurda büyük riskler, büyük roller üstlenmeye ve büyük handikaplarla karşılaşmaya hazırsınız. Bunu çok mesele etmişsiniz kendinize. Yani ben de şöyle düşünüyorum. Burada Türkiye olmasaydı başka bir şey olurdu. Bu dünya, kainat Cenab-ı Hakk'ın sonu, eseri. Biz burada misafiriz. Biz burada bir günlük misafir gibiyiz. Resulullah ne diyor? Bu dünyada misafir veya bu dünyada geçici bir yol, garip bir yolcu gibi ol. Evet. Ben sizde tam aksine vatanına sahip dünyayı temellük etmek isteyen, hatta vatanını temellük etmek isteyen bir kapitalistin hırsını görüyorum. Çok çarpık bir düşünce bu. Mutlaka şimdi bakınız, öyle. Çok çarpık ve alakasız. Bakınız, biz kimiz? Biz Türkler kimiz? Biz Türkler Mekke ve Medine'yi bekçiliğini yapmaktan aciz kaldığımız için kendi sözümüzün geçebileceği bir toprağı kıskançlıkla elinde tutan insanlarız. Türkler başından beri Mekke ve Medine'nin kafir tasallutundan uzak tutulması için hassasiyet göstermiş insanlardır. Selçuklular topraklarına Mekke ve Medine'yi katmadılar. Ama ilan ettiler dünyaya. Mekke ve Medine'ye herhangi bir gayrimüslim tasallut olursa karşısında beni bulur diye Selçuklu hükümdarları beyanatta bulundu. Evet. Osmanlılar Avrupalıları kıtalarına sıkıştırdıkları zaman büyük keşifler dediğimiz şey başladı. Portekizli denizciler Hint Okyanusu'na çıktıkları zaman, hatta bazılarının Yemen'e çıktıkları da vaki olduğu söylenir. O zaman Yavuz Sultan Selim Mekke ve Medine'yi Türk topraklarına katmak suretiyle Mekke ve Medine'ye herhangi bir taarruzun Osmanlı Devleti ile savaş manasına geleceğine dair bir lisan hal ile deklarasyon da bulundu. Bu yani iyi bir şey mi? Yavuz Sultan Selim Osmanlı padişahları içinde doğuya sefer yapan ilk kişidir ve bunun sebebi de
Mekke ve Medine'dir. Yani evet. Bu olumlu, dolayısıyla bizim bu, için bu olumlu biz, bir şey mi? Yani biz Mekke ve Medine konusunda hassasiyet göstermiş olmakla dünyaya sahip çıkmak falan gibi bir şey mi yapmış oluyoruz? Şimdi tam tersine, konuyu, tam tersine konuyu kaydırıyorsunuz. Ben bunu kendi nefsimde gördüm ve ben kendimi eleştirdim. Çünkü benim bir dönem yazlarıma bakıyorum. Varsa Türkiye yoksa Türkiye. Varsa Türkiye yoksa Türkiye. Yahu sen bir kendimden bahsediyorum. Bir fanisin. Bir süre sonra öleceksin. Burada senden önce kimler kimler geldi geçti. Senden sonra da kimler kimler geldi geçecek. Burası biz Türklerin ve Müslümanların tapulu malı olabilir mi? Bu Cenab-ı Hakk'ın tasarrufunda olan bir şeydir. Şimdi bizler böyle geçici şeylerle nimetlendiririz, nimetlendiririz veyahut imtihan olunuruz. Tabii bunlar... Bunları hayatın tam orta yerine koyuyorsunuz. Tabii ki. Ben de koyuyorum ama ben sizin kadar ifrata var mı? Benimki ifrat değil. Olabilir. Ne demek onu anlatayım. Şimdi bu topraklar 780 bin kilometre kare. Hı hı. 5000 senedir. Evet. Birilerinin hakimiyet alanı oldu. Gelenler koloni kurdular, işgal ettiler, vilayetleri oldu falan filan. Greklerin oldu, Romalıların oldu, Bizans'ın oldu falan filan. Ama bu topraklar sadece Türklerin vatanı oldu. Yani onların, sizin dediğiniz gibi, yani şimdi dünyada Ama bu topraklar Ermenilerin de vatanı. Ha, işte burada anlaşamayız. Ve ben onlarla paylaşırım. Evet. Burası yani, Rumların da vatanı. Siz adınız, soyadınız Wilson falan olmasın? Yani Oğuz'da yorum yapmak size düşmez. Yani bunu 1914'te Wilson söyledi. Yani Benim neden bahsettiğimi gayet iyi anlıyorsunuz ve zannediyorum mugalata yapıyorsunuz. Biz buraya geldiğimizde bu adamlar vardı. Heh. Bu adamların da Erzurum'u, Van'ı, Muş'u, Yozgat'ı, ne bileyim işte Tarabya'yı özlemeye hakları var. Burası da benim vatanım demeye hakları var. Benim kastettiğim şey budur. Ha, şimdi bu gelin büyük... burada size federasyon kuralım değil. Bunu pekala biliyorsunuz. Size abi. Büyük bir dolma yutturdular. O da Türklerin Orta Asya'dan geldiklerine dair bir dolma. Ben öyle bir şey demedim ki. Biz buraya geldik. Ben Türklerin... dediniz. Bakınız, Türk Türkiye'yi yapmıştır, Türkiye Türk'ü yapmıştır. Bizim lisanımız bile... Bunlar tarih verilerine göre inşa edilemeyecek şeyler. Tarih bunlar verileri inanç, dediğiniz... Bunlar inanç konularıdır. Tarih dediğiniz nedir? Şimdi bir şeyi anlamış oldum. Siz inançlarınızdan bahsediyorsunuz. Benim en kıymetli sizin, şeyim inançlarım. Tamam, ben sizin inançlarınıza da saygı duymakla yükümlüyüm. Siz inanç anından bahsediyorsunuz. Ben yarın da olsa, bulaşık da olsa bilim verilerinin bulaştığı bir alanda konuştuğumuzu zannediyorum. İşte yani siz çok, ütopyanızı anlatıyorsunuz. Hayır, siz çok üzülecek bir durumdasınız. Çünkü 17. asırda Avrupa'da doğmuş olan bilimin matah bir şey olduğunu sanıyorsunuz. Yani bir şey bilimsel olduğu zaman muazzam... Bilimsellikten bahsetmedim. Ben hangi kavramı ne manada konuştuğumu gayet iyi biliyorum. Benim yazdıklarımı okumamış olmakla sizi itham edemem. Bu terbiyesizlik olur. Ama ben bunları yazmışım bak diye. Ben bilimin ne manaya geldiğini de biliyorum. Neden bahsettiğimizi de biliyorum. Siz inanç alanı inşa etmişsiniz ve orada kendi tasavvurlarınızı legolar biçiminde yerleştiriyorsunuz. Zaman zaman da bunlar arasında tadilat yapıyorsunuz. Yapın ama başka insanları üzmeyin. Nasıl? Çünkü yani mesela üzülecekler olabilir. Siz diyorsunuz ki herkesin köprü altında yatmaya hakkı vardır. Herkesin kendi ütopyasını kurmaya hakkı vardır. Kendi inanç alanını kurmaya hakkı vardır. Ama bakın, tarih inancın da içinde bulunduğu bir alandır ama sadece inançtan ibaret kaldığı zaman
Esatir olur. Siz kendi mitolojinizi inşa ediyorsunuz. Ben bunu saygıyla karşılıyorum. Mitoloji bunlar. Evet. Şimdi benim bütün bu hassasiyetim bir şeylerin vakti geçmeden birilerinin bir şeyleri anlaması içindir. Çünkü o endişenizi saygıyla karşılıyorum, iştirak ediyorum. Şimdi Türkiye'de bugünden itibaren değil, ikinci Osman saltanatından itibaren Türkiye'de dönüp yürüyecek işlerin nizamı Türkiye'de yetkileri elinde bulunduranların yaptığı bir iş değil. Yani Türkiye... Niye ikinci Osman diye sorsam ne yapacaksın? Vallahi öyle denk geldi. Şimdi şöyle bir şey oldu. 1571 yılında bizim Lepanto derler Avrupalılar, İnebahtı dediğimiz yerde bizim donanmamız yakıldı. Evet. Bu donanmamızın yakılması Türk mağlup edilebilir fikrini Avrupa'da yerleştirdi. Yani daha doğrusu yayılmaya başladı. O tarihe kadar, yani 1571'e kadar Avrupa Türk mağlup edilemez fikriyle yaşıyordu. Ve 1526'da Mohaç, 1526. Daha erken değil mi? Hayır. Mohaç vuku evet, bulduğunda 1571'e kadar, yani 1526'dan 1571'e kadar Avrupa Türkler ya bugün ya yarın mutlaka gelecekler diye korkmaya başlamıştı. Ama donanmanın yakılmasıyla beraber artık gelmeyecekler demeye başladı. Evet. Ondan sonra Avrupa kendi medeniyetini yükseltmeye başladı. Yani nasıl olsa kazançlarımız heba olmayacak diye. Şimdi ben bunu niçin söylüyorum? Bu 1571'den sonra Türkiye'de yaşayan gayrimüslimler, bunlara Alevileri de katabilirsiniz. Hayır, ben katmam. İftira olur. İsterseniz. Tabii. Yani ben katmam. Evet. Toparlayalım. Çok az vaktimiz kaldı. Kapılar. La ilahe illallah diyen herkes benim din kardeşimdir. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah. Gayet tabii öyle. Şimdi şöyle demek lazım aslında. Çünkü şimdi öyle. Yani araya girmedim, çok konuşuyordunuz. Çok son bir dakikamız var zaten, program bitti, ama şöyle bir şey söylemek lazım. Alevilerin burada temsilcisi yok ve Alevilere çok ciddi laflar edildi. Belki bir başka karşıt görüşe Alevilerle ilgili biri gelir ve bunu konuşabiliriz herhalde, diye düşünüyorum. Ama ben sözümü bitirmemiştim. Müslümanlar yani için de aynı şeyi söylüyorum. Lütfen bitirin, ondan sonra kapatacağım. Son ara vermemizde demiştim ki benim... Ben Alevilere şirin görünmek heveslisi değilim. Ama şu bilinmesi lazım ki benim Alevilere karşı bir husumetim, bir düşmanlığım, bir negatif bakışım asla yok. Yani hatta Türkiye'de sözünün eri olmak, sır tutmak gibi değerlerin hatta dayanışmanın manasını anlamak bakımından bu insanların çok büyük erdemlere sahip olduğu katkıları, Türk milli hayatına çok büyük katkılar olduğunu gayet net olarak biliyorum. Ama Alevileri yani, Türk saymamanız gerekiyor. Şimdi ben anlatmaya çalıştığım şey şu. Yani son bir cümle alacağım. Evet. Gayrimüslim dünya artık patronunun İstanbul'da oturmadığı kararına vardı. Ve bizim kaderimiz, millet olarak kaderimiz bundan çok etkilendi. Yani bugün hala yürürlükte olan şey budur. Mesela Papa'nın Celal Bayar'ın asılmasına mani olduğuna dair bir rivayet var. Yani peki, bitirmek zorundayım. Yani tamam, aslında ilginçleşti ama dediğim gibi söyleyecek. Lütfen buyurun. Benim bu mülakattan, bu sohbetten çıkardığım netice şudur. Doğruya bir defa değinmiş olmak, dokunmuş olmak yetmez. Hep onu geliştirmek için sabit kadem olmak gerekir.
Nasıl ki iman insanın ömrü boyunca bir anlık bir mazhariyetten ibaret değildir. İman bir süreç, hatta finalin adıdır. Son nefeste bize iman nasip et diye dua ederiz. Tabii. Bu esprinin ne kadar doğru olduğu kanaatine vardı. Peki Aleviler de burada hani muhatap olmalıydı onlara diye düşünüyorum. Cevap hakkı doğdu herhalde diye düşünüyorum. Belki bir ona bile giremedik ama yani evet ama. Gerçekten de gayrimüslimler konusunda da bence onların da olması lazım. Bir iki karşıt görüş daha yapacağız diye düşünüyorum eğer arzu ederlerse. Çünkü hepsinin ben Türkiye'yi çok güzelleştirdiğini düşünenlerdenim açıkçası. Türk kimliğini de güzelleştirdiğini düşünenlerdenim. Çok teşekkür ediyorum.